Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size sosyal bilgiler dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. 1. sorudan hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapmamız gerekenlerden biridir? Sağlam ve dayanıklı binalar yapmak. Bu depremden önce uygulanacak bir şey. Deprem konusunda insanları bilgilendirmek. Bu da deprem olmadan önce. C şıkkı deprem çantası hazırlamak. Bu da deprem olmadan önce. Merdivenlerden uzak durmak. İşte bu deprem sırasında yapmamız gereken bir davranış. Kesinlikle deprem olurken merdivenlere koşmamalıyız. Merdivenlerden hemen inip işte binayı terk etmeye çalışmamalıyız. Merdivenlerden uzak durmalıyız. Ne zaman? Sarsıntı geçene kadar. Sarsıntı geçtikten sonra dışarıya çıkabiliriz. İkinci sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Ham maddeler var ve ürünler var. Yani bu ham maddelerden oluşturulan ürünler. A şıkkında pamuktan pantolon evet olur. Buğdaydan makarna elde edilir. Deriden ceket yapılır. Ama ahşaptan tencere yapılmaz. Çünkü ahşap dediğimiz tahta, ağaç oluyor yani. Tahtadan tencere olmaz. Cevap D şıkkı oldu. Üçüncü soruya bakalım. Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A. Tekerleğin icadından sonra ilkel arabalar yapılmıştır. Bu doğru. Tekerlek insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkanı vermiştir. Doğru. Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı diyor. Bu yanlış bir ifade. Oyuncaklarla ilgili değil çünkü. Tekerlek insanlığın en önemli icatlarından birisidir diyor. Bu da doğru. Dördüncüye bakalım. Hayatımızda önemli yer tutan icatlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Farklı bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. Doğru. Değiştirilmeden ilk haliyle kullanılmaktadır diyor. İşte bu yanlış. Cevap 5. Örneğin cep telefonlarını düşünün. İlk çıkan cep telefonları ile şimdiki günümüzdeki cep telefonları bayağı bir değişti. İlk haliyle kullanılmıyor yani. Daha da gelişti. Başka buluşlara ortam yaratmıştır. Bu doğru. İşleri kolaylaştırmıştır. Bu da doğru. Beşinci soru. Aşağıda bazı teknolojik ürünlerin adlarını ve bunların kullanım alanlarını görüyorsunuz. Kullanım alanlarını inceleyiniz ve her bir kullanım alanının numarasını ilişkili olduğunu düşündüğünüz ürünün kutucuğuna yazınız diyor. Şimdi harfleri buradakilere eşleştirelim. Vinç nerede kullanılıyor? İnşaatlarda kullanılabilir. O zaman buraya A harfi yazalım. Fotokopi makinesi eğitimde kullanılıyor. Buraya B harfi yazalım. Cep telefonu haberleşmede kullanılıyor. C yazalım. Cırt cırt bant giyim alanında kullanılıyor. D harfi buraya. Bulaşık makinesi temizlikte kullanılıyor. E harfi buraya. Enjektör sağlık alanında kullanılıyor. F harfini koyalım. Uçak ulaşım alanında G harfi. Ve buzdolabı da beslenme alanında kullanılıyor. Burayı da H harfi yazalım. Ve 6. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapılması gerekenlerden değildir diyor. Binaların sağlam yapılması evet depremden önce uygulanmalı. Binadan hemen çıkılması. İşte bu deprem öncesi değil. Deprem sarsıntı bittikten sonra binayı terk etmemiz gerekiyor. Deprem çantası hazırlanması da depremden önce. Deprem tatbikatları yapılması da depremden önce uygulanacak. 7. soru. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanılmaktadır? 12 hayvanlı Türk takvimi, miladi takvim, hicri takvim ve Rumi takvim var. Şu anda kullandığımız miladi takvim B şıkkını işaretledik. 8'e bakalım. Burada ifadeler var. Aile bütçesi yapılırken yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmemiz gerekir diyor. 1. Gelir giderler arasında denge kurarak bütçe hazırlamalıyız. Bu doğru. İsteklerimize öncelik vermeliyiz. Bu değil. İhtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Bu gerekiyor.
Ucuz olan ürünleri fazlasıyla almalıyız diyor. Bu da uygun değil. Çünkü çok fazla alırsak ürünler bir süre sonra bozulabilir, değil mi? Veya kullanılamaz hale gelebilir. Burada en uygun olan şıklar 1 ve 3 numara oluyor. Yani C şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Geçelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır? Alınan ürünün kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmak. İşte bu bilinçsiz bir durum. A şıkkını işaretleyelim. Bilgilere ulaşmak için internetten yararlanmak. Evet, olumlu. Televizyonu uygun uzaklıktan izlemek. Bu da olumlu. Telefon konuşmalarını kısa tutmak. Bu da uygun bir davranış. 10.ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin garanti belgesi olmaz? Fırın, cep telefonu, televizyon ve konserve şişesi var. Uygun olan seçenek D şıkkı, konserve şişesi. Buradaki A, B ve C'deki ürünlere biz dayanıklı tüketim malları diyoruz. Bunların garanti belgesi olur ama konserve şişesi değildir. Garanti belgesi olmaz yani. 11'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici değildir? Gamze, alacağım ürünün tüketim tarihine bakarım. Evet, bu bilinçli. Sevgi, TSE damgalı olmasına dikkat ederim. Bu da bilinçli. Emel, reklamı çok yapılan ürünü alırım. İşte bu bilinçli tüketiciye ait bir özellik değil. Ömer, ürünün içeriğine bakarım diyor. Evet, bu da doğru bir davranış. Diğer soruya bakalım. Yine burada çeşitli açıklamalar var. Hangi öğrenci teknolojinin olumsuz yönünden bahsetmiştir diyor. Emine, okuldan gelince bilgisayarı kullanarak araştırma yapabiliriz. Evet, bu olumlu. Uzaktaki akrabalarımızla görüntülü konuşabiliriz. Evet. Elektronik aletler sayesinde işlerimizi kısa zamanda bitirebiliriz. Doğru. Bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdiğimiz için arkadaşlarımızla daha az vakit geçirebiliriz. Bu olumlu değil. Hasan o zaman burada olacak cevabımız. Çünkü arkadaşlarla vakit geçirmek de bizim gelişimimize katkı sağlıyor. Sürekli bilgisayar başında oturursak bu arkadaşlarımızla yeteri kadar zaman geçirmemiş oluruz. Ve bizim gelişimimiz uygun olmaz. Çünkü onlarla birlikte zaman geçirmek, oynamak bize çok şeyler katıyor. 13. sorumuz, yukarıdaki unsurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi neler var? Van Gölü doğal unsur. Ağrı Dağı da doğal unsur. Marmara Denizi de doğal unsur. Sultanahmet Camii ise insanların yaptığı beşeri unsur oluyor. 3 numaralı unsur doğal unsurdur diyor. Bu yanlış. 4 numaralı unsur beşeri unsurdur diyor. Bu da yanlış. Bu da doğal unsurdu. Tam ters yazılmış şu iki ifade. 1 ve 4 numaralı unsurların oluşumunda insan etkisi vardır diyor. Bu da yanlış. Çünkü bunlar doğal unsurdu. 1, 2 ve 4 numaralı unsurlar insan etkisi olmadan oluşmuş. İşte bu doğru. Çünkü bakın göl, dağ ve deniz. Bunlar insan etkisiyle oluşan şeyler değil, unsurlar değil. 14'e bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur diyor. Çiftçi üretim yapar. Evet, bu doğru. Şoför ürünlerin dağıtımını yapar. Doğru. Müşteri marketten alıp tüketimini yapar. Bu da doğru. Buradaki 3 ifade de doğru. Eşleştirme yani. O zaman cevap D şıkkı oluyor. 1, 2 ve 3 diyoruz. 15. soru. Aşağıda verilen bilgileri eşleştiriniz diyor. Buradaki bilgileri okuyacağız. Karşıdan uygun olanı bulacağız. Üretilen şeylerin kullanılıp harcanmasına denir. Bu tüketim. 4 numarayı buraya yazalım. İnsanların ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesi. Bu da üretim oluyor. Yani 3 numara yazalım. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere denir. Bu ihtiyaç oluyor. Yani 1 numara. Karşılanmadığında hayatımızı doğrudan etkilemeyen ürün ve hizmetler. Bu da istek oluyor. 2 numara. İsteklerimiz yani. Karşılanmadığı zaman hayatımız tehlikeye girmez yani. Ama ihtiyaçlar karşılanmadığında temel ihtiyaçlar hayatımız tehlikeye girer. Örneğin beslenme ihtiyacı değil mi? Barınma ihtiyacı örneğin. Üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması. Bu da ne kaldı zaten? Dağıtım kaldı. 5 numarayı da buraya koyalım.
Evet sevgili öğrenciler, umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.